İngiltere bu soygunu konuşuyor. Başkent Londra'da Paskalya tatilinden faydalanan hırsızlar şehrin mücevher merkezi Hatton Garden'daki bir emanetçinin kasasını tam 4 gün süren akıl almaz bir operasyonla soydu. Londra polisinin ilk tespitlerine göre çalınan mücevherlerin değeri neredeyse 200 milyon sterlin. Bu da İngiltere tarihinin en büyük soygunu anlamına geliyor. Polis, soyguncuların 4 günlük tatil boyunca 600 kiralık kasadan 300'ünü boşaltmayı başardığını ve olayın ancak salı günü şirket çalışanları işbaşı yapınca fark edildiğini açıkladı. Filmleri konu olabilecek ustalıkla yapılan soygunun nasıl gerçekleştiğine gelince, polisin tespitlerine göre soyguncular asansör boşluğundan iple bodrum katındaki kasa dairesine indi. Buradaki iki demir parmaklık ve 45 santimetre kalınlığındaki çelik kapıyı testereyle kestikten sonra da içerideki kiralık kasalara ulaştı. Kasaların sahipleri tüm ülke gibi şaşkınlık içinde. Böyle bir şeyin yaşandığına hala inanamıyorum. Paskalya tatili için ekstra güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyordu. Bunun olmaması akıl alır gibi değil. Uzmanlar ise hırsızların profesyonelliğine şapka çıkarıyor. Bu adeta bir askeri operasyona benziyor. Zaten ürkütücü olan da bu. İngiliz polisi 200 milyon sterlinlik rekor soygunun Doğu Avrupa kökenli bir şirket tarafından yapıldığı ihtimali üzerinde duruyor.